Biz bu soğuk hava depolarını ve lojistik merkezlerini yurt dışında kursak, devlet de bize Türkiye'de verdiği, Türkiye'de bir soğuk hava depolarına destek veriyoruz. Orada oluşturacağımız lojistik merkezlere destek verebilir mi? İhracatçının yurt dışında lojistik merkez kurulsun talebine hükümetten yanıt geldi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu kurulacak soğuk hava depolarına destek sözü verdi. İş adamlarımız yurt dışında lojistik merkezler ve soğuk hava deposu gibi yani lojistik merkezler oluşturacakları zaman onlara destek vereceğiz. Atay Uslu çalışmanın detaylarını Kanal V'ye anlattı. Çalışan ihracatçılarımıza bir araya geldiğimde şöyle bir şey söylediler. Dediler ki biz ürünümüzü yurt dışına ihraç ediyoruz. Bir elma ihtiyacı olduğu zaman ürünü buradan soğuk hava deposundan çıkarıp tıra yükleyip gümrükleme işlemlerini yapıp nakliyesi diğer gümrükten çözülmesi oradan manava pazara ulaşma süreci bazen bir hafta sürebiliyor dediler. Bu arada o pazara başka ürünler girebiliyor. Fiyat yükselmiş oluyor, talep olmuş oluyor. Lojistik merkezler sayesinde ürün tüketiciye daha kısa sürede ulaştırılacak. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Böylece ürün orada muhafaza edilecek ve pazara hızlı bir şekilde girebilecek. Pazardaki arz talep dengesini biz adeta biz kontrol etmiş olacağız o üründe orada olduğu için. Proje şu an fikir aşamasında. Bu yüzden ne zaman hayata geçeceği henüz belli değil.